Evet, basın açıklaması için sarılmış süre bundan itibaren olmak üzere lütfen. Bundan 5,5 yıl evvel başta cezaevleri olmak üzere ülkede ve dünyanın dört bir tarafında göstermiş olduğunuz direniş sonucunda gösterdiğiniz tutum ve büyüttüğünüz taleplerin neticesinde İmralı kapılarında gedik açıldı. Bizler bu mücadele sayesinde İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan'la 2019 yılında görüşmeler gerçekleştirdik. Sayın Öcalan'ın sesini duyduk, görüşlerini, düşüncelerini öğrendik. Sizin 2019 yılında görüştüğümüz Sayın Abdullah Öcalan'ın coşkusu ve büyük umuduyla yeniden selamlıyorum. Onun bitmeyen sevgi ve selamları hala yürekleri ısıtıyor ve özgürlük umudunu yüceltiyor, diri tutuyor. Selam olsun özgürlük umudunu diri tutanlara. Bizler bu görüşmelerde Sayın Öcalan'ın düşüncelerini öğrendik. Burada demokratik çözüm önerileri, tarihi çağrılar ve olası kriz ve çatışmaları önleyici bir duruş içerisine girmişti. Hatırlarsınız, Türkiye'de ve bölgede toplumsal sorunların çözümünde başta savaş olmak üzere fiziki şiddet araçlarıyla değil kalıcı barış ve demokratik siyasi müzakere yöntemlerinin esas alınması gerektiğini ifade etmişti. Bizler bu görüşmelerde Sayın Öcalan'ın demokratik çözüm pozisyonunu koruduğunu, gelecek için kendisine güvendiğini ve toplumsal barışı kurma rolünü yerine getirmek üzere büyük bir heyecan içerisinde olduğunu gördük. O dönem şu tarihi uyarı ve tespitlerde bulunmuştu. Önümüzdeki dönemde gerek iç toplumsal, gerekse bölgesel ve küresel sorunların daha da ağırlaşacağı göz önünde bulundurulmalıdır demiş ve herkesi buna karşı tutum almaya, tutum sahibi olmaya davet etmişti. Geride bıraktığımız 5 yılda yaşananlara baktığımızda Sayın Öcalan'ın bu tespitlerinin nedenli kritik, haklı olduğunu bizler maalesef deneyimleyerek öğrenmiş durumdayız. Çünkü Sayın Öcalan herkesi uyarmak için canla başla çabalarken henüz Rojava'dan Libya'ya, Karabağ'dan Ukrayna'ya, İzmir'den Lübnan'a, bölge ülkelerinde Orta Doğu bu denli kan deryasına sürüklenmemişti. Toplum bu denli, yaşam bu denli kutuplaştırma ve çatışma kültürüne bürünmemişti. O tarihten bu yana savaş ve şiddet ortamından beslenen erkeklik kültürü kadın ve çocuklara çok daha vahşice saldırmaya başladı. Toplumun sefalete ve açlığa sürüklendiğini gördük. O dönem hemen hemen herkesin dar dönemsel siyasal hesaplara ve çıkarlara hapsolduğu ortadayken Sayın Öcalan kimsenin aklına bile gelmeyeni önceden görmüş ve müdahale etmek için çaba sarf etmişti. Ve bunu İmralı'da tarihin görmediği eşine benzer olmayan İmralı tecrit koşullarında yapmıştı. Israrla tarihsel bir gösterge olarak şunu söyledi. Türksüz Kürt, Kürtsüz Türk'ün var olamayacağını, Mezopotamya'da Kürtlerin bitirildiğinde Anadolu'da da Türkler adına geriye bir şey kalmayacağı uyarısında bulunmuştu. Kürtlerin varlığı ve gelişmesi Türklerin güçlenmesiyle eş anlamlı olduğunu, geleceğe bu bakış açısıyla yaklaşılması gerektiğini ifade etmişti. Böylesi bir birlikteliğin Orta Doğu'da bütün halkların demokrasi ve barış zemininde
yaşamasının önünü açacağını ifade etmişti. Ve şu çağrıyı yapmıştı. Gelin Kürt sorununu çözelim. Bir hafta içerisinde olası çatışma durumunu ve ihtimalini ortadan kaldırırım diyorum. Bunun için kendime güveniyorum ve çözüm için hazırım. Ancak devlet aklı da gereğini yerine getirmelidir dedi. Sonrasını biliyorsunuz. Kürt halkının, Mezopotamya'nın ve Anadolu'nun halklarını korumak için uzattığı el havada bırakılmıştı. O günden bugüne yaşanan sonuçlar demokrasi, diyalog ve demokratik siyaset yerine, hukuk yerine İmralı'da tecrit politikalarını uygulayanlar 3 yıl 7 ay boyunca haber almamızı engelleyenler ve hukuku tamamen ortadan kaldıranlar sorumludur. Buradaki belirleyici paylarını görmeye davet ediyoruz. Bu dönem içerisinden geçtiğimiz yakın süreç içerisinde yine eskisi gibi dar dönemsel, aktüel siyasal yaklaşımlar ve hesaplar varsa Kürtlerin varlığının inkarı örtülü bir şekilde veya farklı dil ve yöntemlerle sürdürülecekse bundan vazgeçilmeli, stratejik barış politikalarına geçilmelidir. Bugünden geriye baktığımız zaman bu tarihi açıklamalar, tarihi tespit ve öngörüler bize bir gerçeği hatırlatıyor. Sayın Öcalan'ın duruşu toplumun, yaşamın, insanın geleceğin korunmasına yönelik. Açıklama yapmak için sana sesleniyorum. Gerekli nezaketi dün biz size açıklama sözcüsünü gösterdik. Düşünce ve siyasi yöntem burada bu şansı dün olduğu gibi bugün yine ülkenin en temel ihtiyacı konumundadır. Gelin işkence koşullarını kaldırın. İmralı kapılarını açın. Ve Sayın Öcalan'ın özgür çalışabileceği demokratik diyalog uzlaşı yöntemlerine başvuruluyoruz.